Arkadaşlar bugün sizler birlikte 24 saat boyunca sevgili yavru Cansu yapacağız Dark Usayesi. Kendisi arkadaşlar bana birazdan iş görüşmesine çıkacağım dedi. Ve arkadaşlar bakalım ne yapacak, göreceğiz Dark Usayesi. Acaba beni al diyor mu? 24 saat boyunca ona Cansu yapacağız. Neler yaptığını göreceğiz Dark Usayesi. Muhteşem olacak. Bu Dark Usayesi şu an arkadaşlar herkes gitsin videoyu beğensin. Ve kanalımızı dinlersin Dark Usayesi. Hadi bakalım arkadaşlar 3 saniye içinde videoyu beğenin. Ondan sonra kanalımızı dinlersin Dark Usayesi. Bunları yapanın Dark Usayesi inşallah arkadaşlar annesi babası ölümsüz olur. Çok uzun ömür yaşar diyorum. Ve İkinci dönemde arkadaşlar takdim namaları inşallah dersi iyi olur diyorum. Amin Dark Usayesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğen, kanalımıza ol, bildirim aç. Arkadaşlar bir de yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizce arkadaşlar Cansu yağmuru yapalım mı, yapmayalım mı? Hepiniz yorumuna kaybolacağım Dark Usayesi. Sizce arkadaşlar yağmur beni aldatıyor mu? Bu Cansu yapmamız zor mu? Yoksa yanlış mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Hepiniz yorumuna kaybolacağım. Güzel kendilerinin hepsini değiştireyim, tamamdır. En güzel ayakkabılarını giyeyim, en güzel elbisemi de giyeyim, tamamdır. İşte bu Dark Usayesi. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok güzel oldum. Kafamdaki de güller arkadaşlar muhteşem gözüküyor. Artık dışarı çıkabilirim. Şimdi arkadaşlar iş görüşmesine gideceğim. Ama onun altında başka bir şey var tabii ki de. Sakın yorumlarda arkadaşlar en güzel başka biriyle birlikte buluşacağımı yazmayın, tamam mı arkadaşlar? Yoksa arkadaşlar valla bak küseyim sizlere. İş görüşmesine aslında gerçekten gidiyorum ama orada sevdiğim birisi var. Sakın yorumlarda yazmayın. Sizlere güveniyorum, tamam mı? Sadece sizlere söyledim bunu. İyi arkadaşlar bir şey soracağım ya. Bir araba sesi falan geliyor buradan. Acaba yağmur taksi falan mı çağırdı? Neyse Dark Usayesi. Arkadaşlar hemen şuradan. Allah tamamdır. Hop tamamdır. Ağacın üstüne çıktım. Heh, tamamdır arkadaşlar. Buradan çok güzel bir şekilde izleyebilirim. Hatta ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hadi hadi kıyafetlerimi üstüne şunlardan. Bu yapraklar falan gerçekten çok batıyor bana ya. Birazcık yakıştırmaya başladı. Olamaz. Bir şey geldi arkadaşlar galiba oraya. Bakacağım biraz daha yakından. Tamam merak etme. Şimdi telefonu kapatıyorum. Taksi geldi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Olamaz arkadaşlar. Taksiyi birazcık çok fazla beklettim gerçekten de. Kusura bakmayın ya beyefendi. Birazcık sizi beklettim de. Sorun olur mu acaba? Hayır merak etmeyin. Benim için bir sorun değil gerçekten de hanımefendi. Buyurun aracıya geçelim. Tamamdır. Hemen geçerim. İstanbul taraflarına gidiyoruz. Ne kadar tutar acaba? Yaklaşık olarak 206 civarında tutar. Tamamdır. İyi iyi ya. İş görüşmesine gidiyorum. Birazcık hızlı giderim beyefendi. Hadi başladım gitmeye. Çıkar şu köyleri vallahi bile ya. Oh eskalmi geri döndüm. Bir saniye ya bir şey soracağım. Daha demin burada bir araba vardı. Burada nereye gitti? Ben de gideyim arabamla gideyim diyeceğim de. Ben arabamı tamire bırakmıştım ya. Ben şimdi nasıl gideceğim? Abbas'ın yanına gitmem lazım geri. Arabasını ödünç almam lazım. Bak arabanın başına bir şey gelirse seni yakarım, tamam mı? Tamam kardeşim tamam merak etme. Arabanın başına bir şey gelmeyecek, sana söz veriyorum. Tamam erkek sözü bak değil mi? Evet kardeşim bir şey olursa sana merak etme. Ben sana ödeyeceğim onu. Aferin kardeşim aferin. Al bakalım anahtarlarını vereyim sana. Kardeşim bir şey soracağım. Senin araban yok muydu ya? Ya kardeşim vardı işte. Boşver bozuldu. Ben bu arabayla önemli bir şey halledeceğim. Nereye gidiyorsun sen? Söyle bakalım bana. Yok kardeşim sana söylemeyeyim ya. Teşekkür ederim. Sen ağzına bir şey tutturmuyorsun. Sen sır da bilmiyorsun. Tamam kardeşim söylemezsen söyleme Allah Allah. Vallahi çok meraklıydık sanki. Meraklıydın Abbas tabii ki de. Meraklıydın. Hadi görüşürüz bay bay. Taksici bey beni buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir saniye bekler misiniz? Ücreti ödemeliyiz. Aa pardon ya. Unuttum onu. Ne kadar ücret? Yaklaşık olarak 218 altın. Ya aman 200 altın tutacaktı. 218 altın tuttu hanımefendi. Geçiş ücretleri değil birlikte. He, öyle diyorsunuz yani. Tamam ben hemen şöyle arkadaşlar paramı vermem lazım. Neydi? Tamam 1, 2, 3, 4. Size şöyle paranızı şunları alayım. Tamam şöyle teslim edeyim. Tamamdır. Buyurun beyefendi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kesenize bereket hanımefendi. Ben size teşekkür ederim buraya kadar beni getirdiğiniz için. Görüşürüz. Sonuna geldik galiba Dark Usayesi. Arkadaşlar GPS bu taraflarda olduğunu gösteriyor. Şu anda çok yakınız. Acaba şu taraflarda mı bakıyorum da? Yok ya. Bu taraflarda olmasının imkanı yok yani. Şunlara bakın arkadaşlar. Buralarda buzlar falan var yani. Burada arabayla birlikte geçmek imkansız. Bakalım şu taraflara bakalım. Buralarda hiçbir yapıt gibi yok gözüküyor. Burası olabilir mi? Bakalım şöyle şuraya da bakalım. Yok ya burası değil. Aha! İşte burası. Arkadaşlar sizleri birazcık çok fazla beklettim. Sorun olur mu acaba? Hayır ya. Tabii ki de sorun olmaz Yağmur. Hadi geç otursana. Biz de yemeklerimizi ve kahvelerimizi söyleyecektik. Hadi seni bekliyoruz 2 saattir. Tamam tamam çok özür dilerim ya. Merhaba. Merhabalar. Siz Yağmur Hanım olmalısınız değil mi? Evet evet. Siz de galiba sizin bu iş sahibisiniz değil mi? Tabii ki de. Evet benim. Ben müdür olmak. Siz çok güzel birisi
olmak. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben hemen şöyle oturayım vallahi billahi. Çok naziksiniz ya. Sipariş için ne alırdınız acaba? Vallahi benim arkadaşlar sipariş yiyorlar içeride galiba. Ben bir adet muka alacağım. Yanında da çikolatalı krabi isterim. Tamamdır, hemen getiririm. Ben de bir adet Yağmur Hanım'ın istediğinden istiyorum. Tamamdır, onu da istiyoruz. Yazıyoruz hemen. Vallahi benim arkadaşlar bir tane erkek adam var galiba yanlarında. Tamamdır, hadi geçmem lazım, geçmem lazım. Hadi. Arkadaşlar eklemlerim çok ağrıdı ya. Tabii bunları spor yapmazsan en son böyle olur gerçekten de. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle bir devam edelim. Hadi gelelim kapısına. Allah bizi görecek arkadaşlar ya. Bir şey soracağım. Siz nerede yaşıyordunuz biraz önce? Ben İtalya'dan geliyor olmak. Sizlere de yaşıyor olmak. Ben buralıyım ya. Ben burada yaşıyorum bayağı bir senedir yani. Gerçekten de yani güzel bir yerler burası. İtalya neresi acaba? İtalya'da çok güzel olmak. Avrupa tarafları yani gerçekten hanımefendi. İtalyan mı? Anlamıyorum ya. Yağmur birinde böyle birisine neden konuşur ki? Siz galiba iş sahibisiniz ya. Ben şirketinize çalışmak istiyorum. Ben size şirketi devretmek istiyor olmak. Bir saniye arkadaşlar. Şirket neden devretsin acaba ya? Garip şeyler oluyor gerçekten de arkadaşlar. Babacım sen benim cipet cihazımı neden çaldın? Allah! Eylül sen ne yapıyorsun burada? Babacım cipet cihazımı çaldığını gördüm. Ve en sonunda bugün olduğunu gördüm konumunun. Sen neden çaldığını çabuk bana hesap ver. Eylül özür dilerim ya. Ben bunu bir şey kullanmak için almıştım da. Babacım ağzını gevleme lafı tamam mı? Söyle bakalım ne yapıyorsun? Eylül gel kendi gözlerine göstereceğim. Bak kim var orada. Babacım annem ne yolda? Eylül ben de onu anlamaya çalışıyorum. Ona casusluk yapıyorum. Peki babacım ben de kazanabilir miyim ya? Ama sen... Hayır ya gözümü düşeyim lütfen. Kötümüme izin vermezsen söyleyeyim şimdi. Yürüyeyim mi? Tamam büyük insan tanıdım merak etme merak etme. Sen benim yanımda kalabilirsin. Ama bak sesini çıkartmayacaksın tamam mı? Tamam hocam merak etme. Ben de müthiş hocam seni bildi. Müthiş gelin. Evet herkes aynı de. Gel bakalım gel gel. Birazcık ortalıktan kaybolalım. Vallahi billahi arkadaşlar gerçekten garip garip şeyler oluyor ya. Birazdan böyle burada olduğumuzu devam edersek anlayabilirler. Sizin telefon numaranızı istiyor olmak. Hemen verin 0500. Sonu 34 değil mi? Evet aynı de 34 sonu. Neden istemişsiniz acaba? Yok ya şirket çalışanlarını işte daha şey konuşabilmek için anlıyorsunuz değil mi? Evet evet anlıyorum. Ya ben Yağmur aşağıya tuvalete gidiyorum ya tamam mı? Tamam bir merak etme. Biz burada daha açık konuşmak istemek ben sizden hoşlandığımı belirtmek istiyorum ama bir şey söyleyeceğim ya benim kocam var ama tamam benim de sevgilim olmak ama sen de ikinci sevgilim olabilirsin burada öyle durumlar karşılanmaz mı ya yok ya ben evliyim yani siz yanlış anladınız olayı evet tamam belki ben de size birazcık hoşlanmış olabilirim ama yani iş arkadaşı olarak hoşlandım ben buraya arkadaş olmak için gelmiştim yani ama ben durumu anlamıyorum siz ne demek ya ben demek istedim şöyle kusura bakmayın ben iatin nasıl olduğu şey olduğunu bilirim yani gerçekten de. Kocamı aldı tamam. Kusura bakmayın gerçekten de. Bunun için mi çağırmışsınız beni? Hayır siz yanlış anlıyor olmak. Ben sizi arkadaş olarak sevdiğimi belirtmek istemeyin. Ya yok ya. Olamaz arkadaşlar. Galiba ben durumu yanlış anladım. Sizin isminiz neydi? Benim ismim Francesco. Anlamadım da neyse. Frank Bey ben gidiyorum kusura bakmayın ya. Meşgul ettim sizi de. Ama bak biz yine birlikte çalışırdık da. Daha güzel işlere imza atardık. Başarıları imza atardık. Yok ya yok. Teşekkür ederiz gerçekten de. Ben gitsem iyi olacak artık gerçekten de. Lütfen bir şans daha verin. Oturun diyorum lütfen. Oturmak istiyorsunuz biliyorum. Ya tamam oturayım merak etmeyin. Of ya of. Tamam son bir şans daha verdim. Ama bak arkadaş olarak tamam mı? Tamam ben anladım. Siz de benden hoşlanıyor olmak. Öyle demeyin ama bak ya lütfen. Tamamdır. Çıkmayı başarılım. İyi gün sana bir tane kağıt vereceğim. Evet babacım. Bir tane de kalemlik vereceğim. Al bakalım bunları. Babacım bunları ne yapmanı istiyorsun benden? İyi gün ben şimdi aşağı ineceğim. Ve onlardan ne konuştuğunu söyleyeceğim. Sen de onları yazacaksın tamam mı? Tamam babacım. Hadi bakalım canım oğlum benim. Sana güveniyorum ben. Tamam babacım merak etme yazacağım. Yazmayı biliyorum ya sırak değilim yani biliyorsun ki. İnanırım oğlum tabii ki de biliyorum ya. Tamamdır. Bakalım neler konuşuyor arkadaşlar. Ya siz yanlış anladınız ya gerçekten de. Her neyse. İş arkadaşı sonuçta değil mi biz şimdi? Evet biz şu anda iş arkadaşı olmak. Yani ama sevgili de olabilmek istiyorum ben sizinle birlikte. Ya kusura bakmayın yani gerçekten de. Böyle bir şey yapamam. Büyük istiyorlar ki. Ne diyorlar babacım? Sevgili olmak istiyormuş ama iş arkadaşı olmak istiyormuş ama. Tamam babacım. Hemen yazıyorum kendi odayı. Başka neler söylüyorlar? Daha önce beni hiçbir reddeden kızmamıştı gerçekten. Mütevazı bir kadınsınız gerçekten de ya. Sizden çok hoşlandım onu belirtmek istemek yani ben. Ya tamam ben de sizden hoşlanmış olabilirim ama benim bir adet çocuğum, bir adet de kocam var. Hatta bir adet de bebeğim olacak gibi galiba. Bir saniye. Ben yanlış söyledim galiba Larko sayısı. Arkadaşlar Yağmur bebeğim olacak dedi. Evet hocam öyle dedi. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar yok ya öyle
bir şey dedi mi acaba diye düşünüyorum da yok ya dememişti. Ya dedi arkadaşlar ama deme ya yok ya dedi arkadaşlar dedi. Hükümsüz oraya galiba Yağmur hamile olabilir. Sen ciddi misin babacım? Evet Hükümsüz ya gerçekten ciddiyim. Hiç olmadı bu kadar hem de. Frank Bey bana ayrılan zamanın burada sonuna geldik. Ben gidiyorum. Allah'ım benim Hükümsüz koş gidiyoruz buradan kaçıyoruz. Babacım nereye gidiyoruz? Kaçıyoruz Hükümsüz yakalanacağız yoksa. Aaaa. Dark Kusayisi o zaman arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Şu anda solda sadece iki tane video çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın şu anda solda bir tane video var. Şu videoya tıklayın. Oradan kırmızı bir çene sağa tıklayın Dark Kusayisi. Bunları yapın arkadaşlar tamam mı? Vallahi yapmazsınız bir daha konuşmam ha. Tamam mı arkadaşlar yapın. Her neyse arkadaşlar. Hadi bakalım bak yapmayanlar var onları görürüm hala. Hadi arkadaşlar lütfen yapın. Evet Dark Kusayisi lütfen yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Woohoo.